Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Çok şükür Rabbime. Rabbim hepimize iyilik, sağlık versin inşallah. Bu akşam size aileme, güzel kızlarıma yeni katılan, yeni aldığım bitkilerimi göstereceğim. Ve kapı çaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kızım geldi yeğenimle. Arkadaşlar şu kamilya bitkim, biliyorsunuz o difenbahya türünde. Aldığımda bu saksı dolu doluydu. Hep yaprakları sararıyor. İnşallah onu kurtarırım. Püleyan da çok güzel oldu. Bunlara arkadaşlar arada bir yumurta haşlıyorum. Onun suyunu veriyorum, dökmüyorum. Bazen pirinç, ısladığım pirincin suyunu veriyorum. Tabii tuzsuz olacak. Ve bakın arkadaşlar, bu güzel kızım Filidor dim sanırım. Yine söyleyemedim arkadaşlar. Çünkü çok uzun ve zor bir ismi var. Ama çok güzel oldu, bakın maşallah. Yaprakları kalp gibi. Çok güzel, parlak. Bakın şu büyük saksıyı aldım. Diğer saksı gözüme küçük geldi çünkü. Bakın böyle çok güzel duruyor maşallah. Bir de Kalatya'm, güzel kızım. O ışık yetiyor arkadaşlar şöyle camın önünde. Ve bakın arkadaşlar. Bu Kalatya, bakın sanırım vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor bu. Bunlara tabii vitamin vereceğim ben. Bu saksını yeni değiştirdim. Bir arada buna da aynı saksıdan alacağım şöyle. Bütün Kalatya türlerini aynı saksıda büyütmeyi düşünüyorum. Bakın bu da yeşil Kalatya Sandriana. Bakın bu yeni aldığım bir Kalatya türü. Bakın çok güzel maşallah. Dikkatli koyun da düşmesin. Bakar mısınız maşallah? Bunu ben arkadaşlar şöyle aldım. Aslında bu türler 140'tan başlıyor. Baktım uygun, hemen kaçırmadım ve aldım. Şu Kalatya türümde bakın birkaç yaprağını da kaybettik. Umarım kendine gelir. Bunların Migros'tan almıştık indirimli 40 TL'ye. Bakın bu güzel bitkim. Akşam çektiğim için arkadaşlar biraz karanlık olabilir. Bazen gölgem kameraya yansıyor. Bakın bu güzel kızım maşallah büyümeye devam ediyor. Bakın yeni yaprak çıkarıyor. Uzun bir naz yaptıktan sonra. Bakın şu da büyüdü bu maşallah. Bu yerini ve saksısını çok sevdi. Bu da küçücüktü arkadaşlar. Maşallah maşallah. Birkaç tane bakın yeni yapraklar çıkarmış. Bu da Kalatya arkadaşlar. Tabi ismini unuttum bunun. Bu sanırım Difenbahya türünden de olabilir. Ya da Aglenoma türlerinden de olabilir arkadaşlar. Bu da bir Aglenoma türü zaten. Bu da öyle arkadaşlar. Aglenoma Pink. Bakın barış çiçeğime. Bakın Kalatya türlerime maşallah.
Ve arkadaşlar bakın. Şu güzel kızıma. Bu televizyonun önüne koydum. Umarım sever. Çünkü bazı bitkiler televizyonun ışığından enerji aldıklarını duymuştum. Bakın çok güzel. Bu Aglaonema Lipsticks. Arkadaşlar. Şu yaprak formuna bakar mısınız? Maşallah. Çok güzel. Şu kenar kontürlerine bakar mısınız yaprakların? Bakın çok harika. Maşallah, maşallah. Bunu 148 TL'ye aldım arkadaşlar. Tabii 3 tane yaprağı soldu. Bu da normal yer değişikliği, saksı değişikliğinden dolayı. Bakın şöyle size bir görüntü göstereyim. Maşallah. Bakın zeze bitkimi de buraya aldım arkadaşlar. Zaten zeze bitkisi fazla suyu ve aşırı ışığı sevmiyor arkadaşlar. Böyle karşıdan sadece camdan ışık alıyor. Bu da ona yetiyor. İsterseniz bir ay sulamayın. Maşallah çok dayanıklı bir bitki. Bakın yapraklarını bir kase kaynayıp dinlenmiş suyun içine birkaç damla limon damlattım. Ve yapraklarının üstünü ve altını ve şu saplarını, gövdesini tek tek sildim arkadaşlar. Herhangi bir böcek, bakteri, küf, mantar olabilir, zarar görmesin sonra diye sildim arkadaşlar. Ve ben aldığım bütün bitkileri böyle siliyorum arkadaşlar. Bakın bu yaprakların hepsinde. Altını, üstünü tek tek sildim. Hiç usanmadan, bıkmadan. Şimdi arkadaşlar, evimin as solistini göstereceğim size. Hani derler ya as solistler en son çıkar sahneye diye. Bakın arkadaşlar. Ve çok şükür bu güzel kızıma kavuştum. Alaskosia Poli biliyorsunuz diğer ismi de fil kulağı. Türkçesi tabi. Ama gerçek orijinal ismi Alaskosia Poli. Bakın yapraklarını ben bunu da bugün sildim. Limonlu dinlenmiş suyla. Bu bitki tabi nazlı bir bitkiymiş arkadaşlar. Böceklenmeye hele hele kırmızı örümceğe çok yatkın bir bitki. Allah'tan ilacım var. Arada bir bunu kırmızı örümcek ilacıyla ilaçlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu bitkimi alırken de daha önce almamıştım. Hindistan cevizi torfu da aldım arkadaşlar. Buna ve diğer saksılarıma az az da olsa karıştırdım. Çünkü bu kalatya türleri nemi çok seviyor. Normal torf toprağı ve ponza taşıyla filan karıştırsam yumuşak bir toprak, geçirgen bir toprak elde etsem de nemini tam sağlayamadım. Ben de onun için Hindistan cevizi torfu aldım arkadaşlar. O çünkü böyle yosun gibi bir yapısı olduğu için sanırım içine suyu hapsediyor. Ve toprağın hemen kurumasını önlüyor ve çamurlaşmadan nemli oluyor. Nemli kaldığı için de arkadaşlar bitkimiz de böyle sağlıklı olacak inşallah. Her zaman şu güzel görüntüyü görürüz inşallah. İşte böyle arkadaşlar. Az kaldı evin her yerine çiçek dolduracağım. Bakın arkadaşlar. Bu da böyle yavruydu. Kurdele çiçeğim. Büyük anaç olan annesi balkonda.
Bu da küçücüktü. Bunu da böyle büyüttüm balkonda. Ve salonuma aldım böyle. Hem görüntü olarak hem de biliyorsunuz havayı temizliyor. Faydalı bir bitki. Kurdele çiçeğim. Her yer bakın arkadaşlar çiçek. Şöyle düşünüyorum. Şu peteğin üzerine böyle tek raf şeklinde bir ahşaptan beyaz bir çiçeklik koyacağım oraya. Yani çiçeklik değil de böyle raf şeklinde ben çiçeklik yapacağım. Üzerine birkaç tane kalatya türlerimi koyacağım arkadaşlar. Şu köşeyi de çiçekle dolduracağım inşallah. Bu arada da ben hiç boş durmam. Bakın arkadaşlar rengi biraz güzel. Tam net olarak çıkmadı ama bunun rengi çok güzel. Bakın böyle güzel. Bir yelek yapıyorum. Artık kime niyet, kime kısmet. Evet. Bakın bu güzel kavuşumda bakar mısınız? Bir yaprak açtı. Şu yeni. Bakın belli zaten. Ve yine geliyor maşallah. Ve A101'den aldım. Starliçe'nin boyunu size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle alayım. Küçücüktü. Belki alanlar bilir. Şöyle küçük bir şeydi. Bakın maşallah. Bu balkondaydı biliyorsunuz. Bence balkonda yetişmesinden evde yetişmesi bence daha sağlıklı starliçenin. Bakın şu yaprakları eski. Bunlar burada açtı. Bakın bu da yeni yaprağı. Bakın maşallah. Bakın şu boyutuna. Kocaman oldu. Güzelce büyütüyorum. Şu nazlı kızım da bir seneden fazla oldu. Ne büyüdü ne öldü. O da büyüdüğü zaman çok güzel oluyor arkadaşlar. Onun tamamen ismini bilmiyorum ama o kraton cinsinde bir bitki. Şöyle alıp size göstereyim. Bakın. Bunun rengi de muhteşem. Bakar mısınız? Yapraktan da yetiştirmeye çalıştım ama sadece köklü olarak bu kaldı. Bakın. Bu da büyüğü bayağı 2 metreye yakın oluyormuş bunun da boyu. Sağlıklı bakarsak. Bakın kratona benziyor yaprak yapıları. İşte böyle arkadaşlar. Pelek kanadımda biraz gelişmeye başladı işte. Yavaş yavaş. Güzel kızımla hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.